Herkese selamlar arkadaşlar ben Mete kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Futbol Manager Mobile'de oyuncu yüzleri nasıl eklenilir bunları göstereceğim. Ee, video geçmeden önce lütfen like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü Futbol Manager 2020 boyu mobile'in çıkmasını bekliyoruz. Çıktığında efsane videolarda e, tekrardan aktifliğimi korumak istiyorum. E, yani daha çok video gelecek merak etmeyin. Eee... Futbol Manager 20 Mobile'ın e, yani son günlerine yaklaştık. Son 10 gün sonra e, falan 21 çıkacak. Ancak biz hala 20 oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. E, bugün oyuncu yüzlerini gösterecektim. E, şöyle mesela gerçekte normalde kimsenin e, oyuncu yüzlerini ekleyemediğini görüyorum ama e, Kenan kardeşim sağ olsun. Onun sayesinde yaptım. Kenan Öz. Ona sevgiler. Eee bu videoda oyuncu yüzlerini yapacağız ee, mesela Dorukan Toköz'ün yüzü var Utku Kuran'ın var e, Rıdvan'ın var bu tarz oyuncuları ben ekledim kendim ekledim A2'deki oyuncularım bile var genç oyuncuların bile var yani herkese eklemeye çalıştım elimden geldiğince ee, ama gerçek mesela normalde oyuncu paketleri yüklediğinizde bu oyuncuların yüzleri yok ama siz sonradan ekleyebiliyorsunuz şimdi mesela ünlü bir oyuncuya bakalım yüzü olmayan kim var burada Burada 100 olmayan var mı? Bir bakıyorum da. Bunların vardır. Kardinim var. Oblak. Yani şöyle yüz olmayan kimi yapsak? Ya rakip takımlara gidelim. Mesela Fenerbahçe'ye gidelim. Fenerbahçe'de Ferdi, Altay gibi oyuncuların yüzleri yok. Biz Altay Bayındır yapalım. Şimdi Altay Bayındır'ın yüzünü yapmak için oyunumuzdan çıkalım. Oyundan çıktıktan sonra Google Chrome'a giriyoruz. Ben bir site linki verdim. Sorti Yani siz okursunuz. ben okuyamıyorum. Telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Ben bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Elimden geldiğince her şeyin açıklama kısmına bırakacağım linkleri. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Gereken uygulamalar da var. İki tane uygulama var. Biri Zarchiver bir de Quick Edit. Bu iki uygulama olması gerekli. Zorunlu. Şimdi Google Chrome'a girelim. Ee, en son Ansu Fati'nin yüzünü eklemişim mesela ben. Buraya Altay yazıyoruz. Arama yeri var gördüğünüz gibi search kısmı. Buraya Altay Bayındır yazalım. En üstte çıkıyor. Ay, yanlışlıkla <laughs> Bayındır ilçe stadyumunu tıkladık. Biraz fail bir video oldu şu anlık. Altay Bayındır. Şöyle Altay Bayındır'ı bulacaksınız. Bulduktan sonra şöyle bir ekran geliyor size Altay'ın e, özelliklerini falan yani göstermiyor. Potansiyelini falan söylüyor. İşte Altay'ın fotoğrafı var burada. Onun üstüne basılı tutuyorsunuz. Ve resmi indir diye bir şey geliyor. Siz resmi indir diyorsunuz. Bu dosya indirildikten sonra e, şöyle kapatabilirsiniz şunu. E, i̇ndirdikten sonra e, uygulamamız zarçı öyle geliyorsunuz. Burada download kısmı var. Download kısmına girdiğinizde Altay'ın yüzü buraya gelmiş oluyor. En üstte gördüğünüz gibi. Şimdi Altay'ın şöyle direkt kodlu bir şekilde geliyor. Bunu e, Bu çok önemli. Bu PNG kodu çok önemli. Şimdi uygulamamıza giriyoruz. Quick Edit uygulamamıza giriyoruz. E, biz ilk açtığımızda size şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda alta doğru indiğinizde şöyle Android kısmı var. Android kısmına tıklıyorsunuz. En üstte Data'ya tıklıyorsunuz. Sonra en aşağıya doğru iniyorsunuz. Biraz üstte çıktığınızda şurada nokta eee şeyi var. Dosyası oraya giriyoruz. Files, installed, grafik. ondan sonra burada ne var? mesela daha önceden oyuncu paketlerini yüklemeniz gerekiyor. Oyuncu yükle ya yani yüklediğinizde böyle şeyler gelecektir size. burada en altta players var. Oraya tıklıyoruz. Normal diyoruz. En altta Lightpeak var, ona tıklıyoruz ve burada config yani config siz artık nasıl okursanız oraya tıklıyoruz. Bize böyle bir şey veriyor, yani hacker gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama öyle bir şey değil. Böyle şeyler yazıyor. Ben size şu şu an tıkladığım satırın kopyasını açıklama kısmına bırakacağım. Bu çok önemli. Burada tırnak işaretleri var, tırnak işaretlerinin tam iki tane var ya, iki tane tırnak işareti var mesela. Onların tam arasını buluyorsunuz. Oraya bir tane kod yazacaksınız. Üstekiler gibi. Ben yaklaşık 50-30 tane kendim ekledim. Ondan öncekileri de zaten vardı. Şimdi ekleyeceğimiz oyuncu Altay Bayındır. Altay Bayındır'ı tekrar zarçivere giriyoruz. Burada Altay'ın e, yüzü vardı daha demin. Aynen. Şimdi üstüne basılı tuttuğumuzda e, şurada alta doğru çekiyoruz ve yeniden adlandır diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz abi. E, kod yani kodu üstüne basılı tutup şöyle sadece kodu seçerek şöyle kopyala diyoruz abi. İptal deyin. Tekrar uygulamamıza giriyoruz. O iki tırnak işaretinin tam arasını tutturmaya çalışın. Şu an ben tutturamıyorum. Hadi oğlum. Aynen. Buraya yapıştır diyorsunuz. Sonra sağ çekiyorsunuz. şurada person ve porta ne yazıyor Portrait diye bir şey yazıyor orada iki tane çizgi var onun tam arasını tutturup oraya da kodu yapıştır diyorsunuz. kodu iki yere yapıştırıyorsunuz e, yaptıktan sonra e, uygulamadan çıkmayın uygulamadan çıkmadan önce e, şöyle sağ altta şu tam e, gösterdiğim yerde kaydet butonu var ona tıklıyorsunuz ve kaydediliyor sonra tamamlandı diye tıklayın ve bu uygulamayı kapatabilirsiniz ama bu uygulamayı kapattıktan sonra bir işiniz daha var. Zarçıver'e giriyorsunuz. Altayın üstüne basılı tutuyorsunuz. Uzun süre sonra kopyala diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra şuradan ceza havuzasına geliyoruz. Buradan ee, Android diyoruz. Data diyoruz. En alta doğru iniyoruz. Biraz üste çıktığımızda com.sega.soccer geliyor. Buraya tıklıyoruz. Files. Installed. Grafik. Players normal ve light Pack'e geldiğimizde sağ altta şöyle bir işaret var. Yapıştır işareti kopyala yapıştır. Ona tıklıyoruz ve alt ay buraya ekleniyor. Ee, bu uygulamalarda daha işimiz kalmadı. Şimdi oyunumuza tekrar giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Evet altın yüzü hala yok. Ama şuradan ee, şöyle göstereyim. Şu tarafa tıklayıp ayarlara gidiyorsunuz. Ayarları buluyorsunuz. E, e, aşağıda ortada görüntüle var. Ondan sonra şurada kullanıcı arayüzü var. Oraya tıklıyorsunuz. Alta doğru çektiğinizde şurada temayı yeniden yükle diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Kısa bir işlem sürecek. E hemen göreceksiniz zaten. Temayı yeniden yükledik. Evet 6 yüzü geldi. Gördüğünüz gibi Altay bayındırın yüzü. Eklendi oyunumuza. Gayet pratik. Gayet güzel bir şey. Oyunumu kaydedeyim ben tekrardan. E zaten video çekiyordum. Videonun üstüne video çekiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi basit bir işlem. Yani 6-7 dakikamızı aldı ama e, hızlı öğrendikten yani alıştıktan sonra çok daha basit olacak. E ben şunu söyleyeyim. E, Quick Edit uygulamamıza bir daha girelim. E, bildiğiniz gibi 6'yı tek başına yapmıştık ama siz isterseniz buraya isterseniz 10'lu isterseniz 100'lü oyuncuları tek tek girip girip kaydedip sonra tekrardan arayüzünüzü yenileyebilirsiniz. Daha pratik yapabilirsiniz. İsterseniz tek tek girersiniz ama tek tek girmek biraz zor. Şimdi şu kodu ne yapmanız lazım? Bu kod normalde burada yazmıyor. Yani yazıyor ama orayı kopyalayıp yapıştırmak daha pratik oluyor. Ben o kodu da şöyle nereye kaydettim? Şöyle buraya kaydettim. Mesela bu kodun üstüne basılı tutuyorum tümünü seç diyorum metnin. Kopyala diyorum. Tekrardan uygulamama geliyorum ve şuraya basılı tutup yapıştır diyorum. Bir daha basılı tutup yapıştır diyorum. Bir daha şöyle yapıştır diyorum. Ben bunu zaten ee, bu yaz, yazacağınız şeyi ben açıklama kısmına vereceğim. Oradan ya kopyalarsınız ya da şöyle tek tek Zaten buradan gösteriyorum. Buradan da kendiniz yapabilirsiniz. Ama koplayıp yapıştırmak çok daha pratik oluyor. Oyuncu kodlarını zaten iki tırnak içine yazıyorsunuz. Tırnak içine yazdıktan sonra sağa çekip Tekrardan e, o aynı kodun şuraya yazıyorsunuz. Her oyuncunun ayrı kodu var. Bunu unutmayın. Her oyuncunun farklı kodu var. Mesela en altta 6'yı e, yaptık. Onun üstündeki Ansu Fati'ydi. Ondan önceki mesela Messi'ydi. Şu Ronaldo'ydu falan. Herkesin kendine özel e kodu var e buradan. İstediğiniz kadar ekleyebiliyorsunuz. Mesela 532'ye kadar zorunlu gözüküyor ama e oraya 532'ye tıkladığınızda sağ altta şöyle enter tuşu mu deriz artık ne dersek ona tıklarsınız. Şöyle git gitgide artıyor gördüğünüz gibi. Sınırsız yapabilirsiniz diye biliyorum ama size kalmış. E tekrardan kaydedeyim ben. E güzel bir videoydu. E umarım işinize yaramıştır. Daha çok bu tarz videolardan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız mutlu olurum. 200 abone olmamıza çok az bir sayı kaldı. Hatta bu videoyu izlerseniz belki de 200 abone olmuş oluruz ama umarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay iyi oyunlar.